Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün de sizler için Türkiye'de nadir bulunan telefonlardan NETAŞ'ın tanıtımını yapmaya çalışacağız. Bu telefon 98 yılında çıkmış. Muhtemelen Ericsson 337 ve 388 döneminde çıkmıştır diye düşünüyorum. Şöyle telefonu alalım, bir inceleyelim. Evet, bu telefonda sadece tek bir zil sesi var. Araştırdım, başka da zil sesi yok. Çaldığı zaman sadece onu çalıyor. Özellik olarak baktığımız zaman ne varmış? Telefon rehberi var. Yine sesli posta var. Arama kaydı var yine. Mesajlar bölümü var. Çağrı seç, bu neymiş? Yönlendirme, telefon numarası görülsün mü, görünmesin mi? Öyle bir özelliği de varmış. Yine kısıtlama, DTMF tercih bakalım. Evet, tercih ses, veri, faks. Evet, bu özelliği de varmış. Bakalım. Yine şebeke ayarları, güvenlik ayarları, telefon rehberi, sesli posta, arayanlar, mesajlar, çağrı seç. Şöyle bilgi, bir saniye. Evet arkadaşlar, bunun menü sistemi de, tuş sistemi de çok değişik ya. En iyisi şu altıya bakalım. Ayarlar bölümüne girelim. Göster istek üzere, hemen kapalı. Bunun menüsü çok değişik ya. Deminden beri uğraşıyorum da ben bile çözemedim diyebilirim. Evet, uyarı bölümüne bakıyoruz. Burada zil sesi yok, açık veya kapalı. Onun dışında bakalım. Lisan, yine dil. Şunu ne göstermiş? İstek üzere, hemen kapalı. Arayanlar. İşin açıkçası bunun menüsünde fazla bir özellik yok. O yüzden de pek bir özelliğine bakamayacağız diyebilirim. Zaten zil sesi de tek zil sesi. O da sadece telefon çaldığında gösteriyor. Öyle de bir durum var. Onun dışında da öyle kayda değer bir şey yokmuş. Evet, telefonun genel özelliği bu kadar. Yine şöyle bir yapıya sahip. Üst kısmı. Evet, şurada şebeke ışığı var. Evet, yan dizayn olarak böyle bir dizayna sahip. Herhangi bir tuş falan yok. Yine burada ses yükseltme ve kısma tuş bölümü var. Hatta bunun menüde de kullanabiliyorsunuz. Menüyü aşağı veya yukarıya doğru basarak kullanabiliyoruz. Evet, şurada yine üst tuşu var. Son arama kayıtlarını gösteriyor buradan. Bakalım aynı. Evet, burada da cevapsız çağrıları ve son aranan numaraları gösteren tuş mevcut. Yine burada anten kısmı böyle bir yapıya sahip. Arka dizayn olarak da böyle. Yine şu üst kısmı, hoparlör kısmı. Evet, baktığımız zaman genel olarak böyle bir yapıya sahip. Evet, Cavit, bir çağrı alalım. Benim telefonla zaten tanıtıyor. Evet, bakalım bakalım bakalım. Şu an arayacak hat yok ya. Hepsini takmışız. O yüzden aramasını yapamıyoruz. Evet arkadaşlar, bugün de bir tanıtımın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.